Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Karışımlara devam ediyoruz bu videomuzda. Koligatif özelliklerden bahsedeceğiz. Burada kullandığımız PDF'ler açıklama kısmında sizlere ücretsiz sunuluyor. Oradan indirebilirsiniz. Yine önceki ve sonraki videolar açıklama kısmındaki oynatma listelerinde. onları da oradan erişebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir kere koligatif ne demek? Koligatif bakın bir çözeltideki çözünen madde miktarına bağlı özelliklere koligatif özellikler denir. Yani burada arkadaşlar koligatif özellik o maddenin cinsinden bağımsız. Ne demek bu? Eşit miktarda tanecik içeren birim hacimde eşit miktarda tanecik içeren bir şeker çözeltisi ya da tuz çözeltisi doğrudan doğruya arkadaşlar aynı koligatif özelliklere sahip. Yani orada tuz ya da şeker olması önemli değil. Tuz ya da şekerin ne kadar olması önemli? Ne tuzu olması da önemli değil. Mesela sodyum klor olabilir. Diğer tarafta magnezyum nitrat olabilir. Dediğim gibi içerdiği tanecik sayısıyla doğrudan ilişkili olan özelliklerimiz koligatif özellikler diyoruz. İlk göreceğimiz koligatif özellik kaynama noktası yükselmesi. Bakın eğer bir saf sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünürse şeker ya da tuz olabilir arkadaşlar. O zaman kaynama noktasında bir yükselme meydana gelir. Aynı şekilde bu tuzun ya da şekerin çözünmesi donma noktasında da bir alçalma meydana getirir arkadaşlar. Hemen hızlıca şu boşluklarımızı dolduralım. Sıvı moleküllerinin aralarındaki bağları kopartarak gaz hale geçmesine biz ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz arkadaşlar. Buharlaşma biliyorsunuz sıvılar için her sıcaklıkta meydana gelebiliyor. Ancak kaynama belli bir sıcaklıkta meydana geliyor. Örneğin saf su deniz kenarında 100 santigrat derecede meydana geliyor veya gerçekleşiyor. Şimdi suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı tuz ya da şeker atarsak arkadaşlar o zaman tanecikler birbirlerini daha sıkı tuttukları için buhar basıncı azalır. Buna bağlı olarak da arkadaşlar kaynama noktası ne olur? Artar diyoruz. Buhar basıncı azaldığı zaman o sıvının açık hava basıncını kalması tabii ki ne olur? Zorlaşır. Birim hacimde çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası ne olur arkadaşlar? Özetle artar diyoruz. Donma noktasında ise bakın tam tersi arkadaşlar. Kaynama noktası yükselirken donma noktası ise azalıyor. Örneğin su 0 santigrat derecede donarken içerisinde uçucu olmayan bir katı çözünürse o zaman daha düşük sıcaklıkta. Mesela çözeltilerin donma noktası aynı ortamda çözücüsünden daha düşüktür. Yani bu şu demek çözücüsü dediğimiz mesela bizim ne? Su Tuzlu su sudan daha düşük bir donma noktasına sahip. Sulu çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı daha düşüktür şeklinde buraya da arkadaşlar yazalım. Bakın kışın ne yapıyoruz biz? Kışın donmanın, buzlanmanın önüne geçmek için yerlere bu şekilde arkadaşlar tuz atılıyor. Öyle mi? Genellikle bu tuz atma işlemi gerçekleştiriliyor belediyeler ya da karayolları ekipleri tarafından. Burada bakın donma noktası düştüğü için normalde 0 santigrat derecede donması gereken su çok daha düşük sıcaklıklarda donabilir hale geliyor ve bu sayede de arkadaşlar donma olaylarının kazaların vesaire önüne geçilmiş oluyor. Şu çok önemli müfredat da özellikle bundan bahsediyor. Diyor ki evet bu yapılan tuzlama çalışmaları çevreye zarar verebilir asfalta zarar verebilir, kaldırımlara zarar verebilir, bitkilere zarar verebilir. Bazen öyle oluyor ki mesela yol kenarlarında biriken tuz birikintilerinden kuşlar falan su içtiği zaman maalesef o hayvanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Onlar için falan tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Ama diyor kitabımız müfredatımız ne olursa olsun sonuçta insan canından önemli değil bu kayıplar. Yani hayvanlar için tabii ki böyle bir şey söyleyemeyiz de. Yani yol kenarlarında meydana gelen aşınmalar, asfaltta meydana gelen aşınmalar, bitki örtüsüne belki verilebilecek olan zararlar. Dediğim gibi insan canından önemli değil. Biz yine de ne yapmak zorundayız? Tuzlama çalışmaları yapmak zorundayız kazaların önüne geçmek için. Daha önce bu grafiği görmüştük hatırlıyorsanız arkadaşlar. Bakın bu saf bir maddeye ait Hal değişim grafiği. Burada su için verilmiş bir atmosfer basınç altında biz neyi biliyoruz? Su 0 santigrat derecede erir. 100 santigrat derecede de kaynar diyoruz. Bakın dikkat edin. Eğer içerisine siz bir miktar tuz ya da şeker atarsanız. Burada tuzlu su yazmışız biz. Tuz attığınız zaman bakın artık 100 dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamaya başlıyor. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta da ne yapmaya başlıyor? Donmaya başlıyor. Lütfen dikkat edin. Bu sıvı aralık şurası. Biraz yamuk çizdim ama burada yapılan işlem yani bir suyun ya da çözücünün içerisinde bir başka maddenin çözünmesi, uçucu olmayan bir katının çözünmesi bu aralığı arkadaşlar genişletiyor. Maddenin sıvıda bulunma aralığını genişletmiş oluyorsunuz. Kaynama noktasını yükseltmiş donma noktasını düşürmüş oluyorsunuz. Bakın burada eğri ilk önce yamuk gidiyor bu şekilde. Daha sonra düz gidiyor. Bu da arkadaşlar bazen bazı kaynaklarda soru olarak çıkıyor. İlk kısımda çözeltimiz doymamış. Dolayısıyla arkadaşlar doymamış olduğu için sürekli olarak burada bir derişim artışı söz konusu. Bu doymuş doymamışlık kavramı 11. sınıfta anlatılması gerekiyor. Onun için çok ayrıntısına girmeyeceğim. Düz gittiği yerde ise artık çözelti doymuş olduğunu biz anlıyoruz kardeşlerim. Hemen bununla ilgili sorularımız var. Keyifli sorularımız var. Onlara beraber bakalım. Der ki e yukarıda verilen metindeki cümlelerin doğru olabilmesi için seçilmesi gereken kelimelerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Okuyalım beraber. Çözünen taneciklerin derişimlerine bağlı olup bak derişimlerine bağlı olup çözünen maddenin cinsinden bağımsız özelliklere koligatif özellik denir. Bir çözeltinin derişimi artırıldığında yoğunluğu artarken donmaya başlama sıcaklığı ne olur arkadaşlar? Azalır. 1, 3, 5. 1, 3, 5. A seçeneği. Şimdi şöyle dikkat edin. Biz M ne arkadaşlar? M derişim. Yani kütlece yüzde derişim vesaire. Önümüzdeki sene dediğim gibi 11. sırada bunu daha ayrıntılı göreceğiz. Bir çözeltinin derişimi artıyorsa yani birim hacimde çözünen madde miktarı artıyorsa dikkat edin lütfen. Bu çok önemli. Bunu bir yere not alın. Birkaç defa yazın. Çok karşınıza çıkacak. Bununla ilgili arkadaşlar çok fazla soru çözebileceğiz. Kaynama noktası artarken donma noktası azalır. Öz kütle artar. Eğer bu bir iyon içeren çözelti ise, bakın şeker çözeltileri için bunu söyleyemeyiz ama iyon içeren bir çözelti ise, derişim arttığı zaman iletkenlik de artar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu kısım bakın sizin için çok önemli. Burayı mutlaka bir yere not alın. Defalarca karşınıza çıkacak. Derişimle beraber kaynama noktasının, donma noktasının, yoğunluğun ve iletkenliğin nasıl değiştiği. Bununla ilgili arkadaşlar soruları direkt bu kadarcık bilgiyle çok rahat yapabileceksiniz. Tekrar söylüyorum. Şeker çözeltisinin iletkenliği olmadığı için burada eğer bir şeker çözeltisinin derişimi artıyorsa iletkenliği bu işe katmıyoruz. Ama onun dışında iyon içeren çözeltiler için iletkenlikte bu formülümüze dair. Formül demeyelim de kısa yol diyelim. Tam tersi de tam tersi. Bakın molarite azalırsa bu sefer kaynama noktası azalır. Donma noktası artar. Yoğunluk azalır. İletkenlik ne olur arkadaşlar? O kadar aynı şekilde azalır diyoruz. Değil mi? Diğerinin tam tersi. Doğru yazdık mı? Şöyle bir kontrol edelim. Evet aynen öyle. Doğru yazmışız. Hemen devam edelim arkadaşlar. Birazcık fazla sorumuz var. Bu konuyu iyice pekiştireceksiniz. Ama birazcık acele etmemiz gerekecek. Bir miktar tuz çözeltisinin içerisine Biraz daha tuz katılarak çözünüyor. E siz bir miktar tuz çözeltisine biraz daha tuz katarak çözerseniz Derişimi ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Artırmış olursunuz. Bakın bu M harfi normalde bu sınıf seviyesinde kullanılmıyor. Ama ben bundan sonra hep bunu kullanacağım arkadaşlar. Esasen 11. sınıfta göreceğiz. Bu derişim demek. Derişim yani bu Kütlece yüzde derişim şeklinde biz bunu ifade edebiliriz. Doğrudan doğruya M'yi kullanacağım. Bilginiz olsun derişim için. Buna göre çözeltinin donma noktası, kaynama noktası ve elektrik iletkenliği. Bir kere tuz çözeltisi olduğu için elektrik iletkenliğinin değişmesi gerekiyor. Ne dedik? Molarite artarsa kaynama noktası artar, donma noktası azalır ve iletkenliğinde ne olması gerekir? Molarite ile beraber artması gerekir. Yani kaynama noktası artar, evet, donma noktası azalır, azalır bulduk zaten. İletkenlikte ne olur arkadaşlar? Artar şeklinde ifade ediyoruz bir tuz çözeltisinin içerisine bir miktar su ekleniyormuş arkadaşlar. Su katıldığı zaman ne olur? Bu sefer de molarite azalır. E, molarite azalırsa diğerinin tam tersi kaynama noktasının azalması, donma noktasının artması, iletkenliğin de neydi bu? Tuz çözeltisi olduğu için iletkenliği var. İletkenliği de aynı şekilde ne olur? Azalır. Yani azalır, artar. O ters mi yaptık? Özür diliyorum, özür diliyorum. Burada da ters yapmışız. <laughs> donma noktası önce geliyormuş arkadaşlar. Kusura bakmayın donma noktası azalır diyeceğiz öncelikle. Ben de diyorum yani niye böyle yapmışız? Şunları hemen silelim. Özür, özür, özür. Peki donma noktası ne olur? Azalır, azalır, azalır. Kaynama noktası artar, artar, artar. İletkenlik de artar. Evet şimdi oldu. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yani kusuruma bakmadığınız için teşekkür ediyorum. Burada bakın donma noktası diyor. Donma noktası ne olur o zaman? Artar, artar. Evet donma noktası arttı. Kaynama noktası ne olur dedik arkadaşlar. Azalır dedik. Azalır. Azalır. Evet cevap çıktı herhalde. İletkenlikler ne olur dedik. Azalır. Dedik. Cevabımız E seçeneğiymiş. 65. soru. Şekildeki gibi oluşturulan çözeltilerin aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Derişimi büyük olanın kaynama noktası büyük olur. Bakın 1 litre, 1 litre, 1 litre eşit miktarda suya 1 mol, 2 mol, 3 mol tuz atılmış. O zaman derişim en büyük olan kim? 3. En küçük olan kim? 1. Derişimlerin sıralaması böyleyse kaynama noktalarında sıralamasının aynı şekilde olması gerekiyor. 3 büyük, 2 büyük, 1 şeklinde cevabım C seçeneği. 66. soru bakın aşağıda verilen aynı sıcaklıktaki çözeltilerden hangisinin kolikatif özellikleri diğerlerinden farklıdır? Nacele, 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 nacele çözülmüş. Aynı maddeden çözülmüş. Farklı miktarda suların içerisinde, farklı kütlelerde çözülmüş. Diyor ki hangisinin koligatif özelliği diğerlerinden farklı? Burada arkadaşlar şu, hangisinin derişimi, hangisinin birim hacimde içerdiği tanecik sayısı diğerlerinden farklıdır? Diyor. Burada tek tek uzun uzun şunu yapabilirsiniz. 25 bölü 100 artı 25, 15 bölü 60 artı 15 şeklinde tek tek yüzde derişimi hesaplayabilirsiniz ama daha pratik düşünecek olursak bakın dikkat edin 100 gram su var 25 gram tuz var tam dörtte biri öyle değil mi veya şöyle diyelim 25'in tam 4 katı var burada 15'in tam 4 katı var burada 21'in 4 katı mı arkadaşlar 21'in 4 katı 84 yapar burada 90 var bu farklı bak 17 4 katı kaç yapar 17 buçuk 35 70 yapar değil mi 12.5'un 4 katı kaç yapar? 25, 50 yapar. Bu da aynı. Burada diğerlerinden farklı miktarda çözünen madde içeren, birim hacimde farklı miktarda çözünen madde içeren C seçeneğindeki çözeltimiz. Devam, devam, devam. 67. Bakalım. Bir şeker çözeltisine bir miktarda şeker eklenerek çözünüyor. Derişim ne olur o zaman? Artar. Kaynama noktasının artması gerekir. Donma noktasının şöyle azalması gerekir. O zaman Yanlış. İletkenliğin olması gerekir. Artması mı gerekir? Ne arkadaşlar bu? Şeker. Şeker çözelsin iletkenliği var mı? Yok. O zaman iletkenliğinin değişmemesi yani olmaması gerekiyor. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış. Hangisi doğru? Bir. Bakın cide. Burada cide görseli verilmiş. Deniz kenarında bir yer olduğunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Harika bir yer değil mi? Buradan da anlaşılıyor zaten. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri? Maddelerin kolligatif özellikleriyle ilgilidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kolligatif ne? Derişimine bağlı özellikler. Saf su, Cide'de 100 santigrat derecede kaynarken, Kastamonu'da 98 derecede kaynar demiş. Arkadaşlar, Cide deniz kenarı olduğu için bir atmosfer basınç altında saf su 100 derecede kaynar. Yine aynı saf su, Kastamonu'da daha düşük basınç olduğu için 98 derecede kaynar. Bu içerisindeki madde miktarıyla mı mi ilgili? E, hayır dış basınçla ilgili arkadaşlar bu onun derişimi ile ilgili bir durum değil. Kışın yollara tuz atıldığında donma olayı daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşir. Aynen öyle arkadaşlar. Eğer siz yollara tuz atarsanız daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşir. Bu tamamen o orada oluşan çözeltinin derişimiyle, karışımın derişimiyle ilgili bir durum. Aynı ısıtıcıyla ısıtılan su örneklerinden miktarı daha az olan daha erken kaynar. Yani diyor ki böyle biz bir, bir cezvede su kaynatıyorsun, bir de bir tencerede su kaynatıyorsun. Cezvedeki daha çabuk kaynar. E bunun onun iç yapısıyla, derişimiyle içerdiği taneciklerle bir ilgisi var mı? Yok. Bu doğrudan doğruya ne ile ilgili? Onun içerdiği toplam madde miktarı, kütlesi ile ilgili arkadaşlar. Yani siz tabii az miktardaki maddeyi daha kolay kaynatırsınız. Daha düşük, daha az ısıyla kaynatırsınız. Daha kısa sürede kaynatırsınız. Dolayısıyla burada verilenlerden hangisi? Yalnız iki değil mi? Çözeltilerin koligatif özelliği ile ilgili. 69. Soruda der ki yukarıdaki maddelerden hangileri saf su ile karıştırıldığında oluşan karışımın donma noktası aynı ortamdaki saf sudan düşük olur? Şimdi eğer bir çözelti oluşturuyorsa, oluşan çözeltinin donma noktası daha düşük olur. E şimdi siz suya buz attığınız zaman bir çözeltim oluşur. Hayır. Su, suya su atıyorsunuz aslında. Sıvı haldeki maddeye kat haldeki halini atıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir çözelti falan oluşmaz. İşte tuz atarsanız evet burada bir çözelti oluşur. O zaman da ne olur arkadaşlar? Tabii ki kolligatif özellikleri değişir. Donma noktasında da alçalır. Kum attığımız zaman kum su çözünür mü? Çözünmez arkadaşlar. Çözünmediği için de kolligatif özelliklerinde bir değişiklik söz konusu Olmaz diyoruz. 71 miktar tuzlu suya bir miktar daha tuz eklenerek çözündüğünde yani derişim arttığında değil mi arkadaşlar? Bir miktar tuzlu suya biraz daha tuz ekliyorsun. Aşağıdaki, aşağıdaki neşeliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir değişim gösterir? Yani burada kastettiği artar azalır şeklinde hangisi diğerlerinden farklı değişir? Molarite arttığı zaman kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Bunun temel sebebi kütlece yüzde derişiminin artmasıdır. Bu bir tuzlu su olduğu için elektriksel iletkenliği artar. Aynı zamanda öz kütlesi de artar diye daha önce söylemiştik arkadaşlar. Ancak donmaya başlama sıcaklığı ne olur? Azalır. Diğerleri artarken donmaya başlama sıcaklığı azalır diyoruz. Ve 71. sorumuz Akdeniz ve Karadeniz'den alınan eşit sıcaklık ve miktardaki deniz suyu örnekleri karşılaştırıldığında arkadaşlar bakın Akdeniz'deki su daha tuzlu Karadeniz'deki su ise daha az tuzlu. Dolayısıyla Akdeniz'deki su şöyle diyebilir miyiz biz? Daha derişik. Karadeniz'deki su daha seyreltik diyebiliriz. O zaman bunların birim hacimde çözülen madde miktarları farklı. Yani kütlece bana neyi soruyor zaten? Farklı olduklarını soruyor. Kütlece yüzde derişimleri farklı. Kaynamaya başlama sıcaklıkları tabii ki farklı olacak. Değil mi? Akdeniz'deki su daha derişik olduğu için kaynama noktasının daha büyük olması gerekiyor. Donmaya başlama sıcaklıkları da yine farklı. Akdeniz'deki suyun donmaya başlama sıcaklığı daha düşük olacak diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ilavesi kaynama noktasını artırırken elektrik iletkenliğini değiştirmez? Elektrik iletkenliği niye değişmez? Eğer kattığınız madde arkadaşlar moleküler çözünüyorsa, iyon oluşturmuyorsa o zaman elektrik iletkenliği değişmez. Kimlerde onlar? Alkol ve su, alkol su demiştik hatırlıyorsanız. Öyle demeyelim de alkol kaldıralım arkadaşlar. Suyu kaldıralım. Alkol ve şeker. Bakın. Alkol ve şeker eklediğiniz zaman elektriksel iletkenlikte bir değişim söz konusu olmuyor. Çünkü bu maddeler moleküler çözünüyor. iyon oluşturmuyor. O zaman kaynama noktasını arttırması için ne olması gerekir? İçerisinde çözünmesi ama iyon oluşturmaması gerekiyor. Bakın baz, asit, tuz, tuz, şeker. O zaman cevabım C seçeneği. Asit, baz, tuzlar iyon oluşturdukları için değil mi? Ne olur? Çözeltilerin tabii ki içerisindeki iyon miktarı arttığı için erime kaynama noktaları da bundan etkilenir. Bir tuzlu su çözeltisine bir miktar daha tuz eklenerek çözünüyormuş. Tuzlu suya biraz daha tuz ekliyorsunuz. Derişim ne oldu? Arttı. O zaman kütlece yüzde derişim artar grafiği. Doğru. Tuzlu su elektriği iletir. O zaman ne olması gerekir? Şöyle artması gerekir arkadaşlar. İkincisi yanlış oldu. Kaynamaya başlama sıcaklığında ne olması gerekir arkadaşlar? Artması gerekir. Molarite arttıkça çünkü kaynamaya başlama sıcaklığı da artar diyoruz. O zaman üçüncüsü de yanlış oldu. Cevabımız yalnız bir. 74. sorumuz. Bakın 100 gram suya 10 gram sodyum klorür. 150 gram suya da 15 gram sodyum klorür katılmış. Lütfen şuna bir dikkat edin. 100 gram suyun tam onda biri kadar katılmış. 150 gram suyun da tam onda biri kadar katılmış. Arkadaşlar bu iki çözeltinin nesi? Derişimleri birbirine eşit. Bakın derişimleri eşit. Onu yazalım şöyle. Derişimleri eşit. Ancak Kütleleri farklı. Yani birisi 110 gram oldu, birisi 165 gram oldu. Ama birim hacimde çözünen madde miktarları eşit işte olduğu için bunların kolligatif özelliklerinin de aynı olması gerekir. A kabındaki çözeltinin kütlece yüzde derişim daha fazladır demek yanlış olur. Öz kütleleri aynı mıdır? Aynıdır. Dediğim gibi eşit miktarda suda yani birim hacimde çözünen madde miktarı eşit. B kabındaki çözeltinin aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklığı daha yüksektir diyemezsiniz. Ne dedik? Derişimler eşitse bunların kaynama noktaları, donma noktaları da eşit olması gerekir. Cevabımız E seçeneği. Ve geldik 75. sorumuza. Bakın şöyle güzel uzun bir soru. Okuyalım beraber. Bu tip sorulardan arkadaşlar kesinlikle korkmayın. Bunlar normalde çözebileceğiniz sorulardan daha kolay oluyor. Yani fazla bir şey bilmeseniz bile şu yukarıdaki metinden arkadaşlar yorumlar yapabilirsiniz. Hemen su normal koşullarda 100 santigrat derecede donar. Daha çok otomobillerin radyatör suyuna karıştırılan antifriz olarak bilinen glikol, radyatör suyunun 0 santigrat ve altında donmasını önler. Radyatör suyundaki glikol oranı arttıkça donmaya başlama sıcaklığı azalır. Evet yani ne kadar çok glikol katarsanız donmaya başlama sıcaklığı da o kadar azalır. 300 mililitre glikol ile hacimce %40'lık bir sulu çözelti hazırlanmak isteniyor diyor. Bakın 300 mililitre bir glikol var. %40'lık bir çözelti hazırlamak istiyorsunuz. Şimdi bunun %40'ının 300 olması gerekiyor. Bir kere onu biz hesaplayalım isterseniz. %40'ı kaç olacak arkadaşlar? 300 olacak. O zaman bana ne kadar çözelti lazım toplam? %100 ne kadar yapar? Onu bir hesaplayalım isterseniz. Şöyle 100 çarpı 300 bölü şöyle 40 değil mi? Nasıl sadeleştirelim bunu? Şöyle yapalım mı? Sıfırlar gitsin. 100'ü de şöyle bölersem 25... 25 ile 30'u çarparsam kaç olur arkadaşlar? 750. Bakın çözeltinin tamamının çözeltimizin tamamının ne olması gerekiyor? Gördüğünüz gibi 750 mililitre olması gerekiyor. Şimdi benim çözeltim 750 mililitre. Elimde 300 mililitre glikol var. Yapmam gereken işlem ne arkadaşlar? Bakın yapmam gereken işlem şu. Bu çok karıştırılıyor. 300 mililitre glikol var. Toplam hacim ne kadar olacak? 750. Ben bunun üzerine 450 mililitre su eklersem toplam hacim 750 olur mu? Olmaz. Ne demiştik? İki sıvıyı topladığınız zaman toplam hacim daha az olur demiştik. O zaman yapmam gereken şey ne? Diyorum ki toplam hacim 750 mililitre olana kadar benim buraya ne yapmam gerekiyor? Su eklemem gerekiyor. Bakın çok ikisi çok farklı şeyler. 300'ün üzerinde 450 eklediğin zaman 750 yapmıyor. Daha az yapıyor. Senin yapman gereken şey o zaman 300'ün üzerine toplam hacim 750 olana kadar su eklemek. Yani 450 mililitre su Eklenir Yanlış Onu anlatıyorum Toplam hacim 750 olması gerekiyor Aynen öyle Doğru Donmaya başlama sıcaklığı 75 mililitre glikol ile hazırlanan 200 mililitre sulu çözeltinin donmaya başlama sıcaklığından daha düşüktür demiş. Bakalım 75 mililitre glikolle 200 mililitre çözelti hazırlarsanız ne yapar arkadaşlar bu? Şöyle. 75'i 2'ye böldük. Yüzde 37 buçuk yaptı. Peki benim çözeltim yüzde kaçlık? Kırklık. Benim çözeltim yüzde kırklık. Burada tarif edilen çözelti yüzde 37 buçukluk. Dolayısıyla benim başlangıçtaki çözeltimin donmaya başlama sıcaklığı daha düşüktür. Burada da zaten öyle diyor. Donmaya başlama sıcaklığı 75 mililitre glikol ile hazırlanan 200 mililitre sulu çözeltinin donmaya başlama sıcaklığından daha düşüktür. Evet bu da doğru bir ifade olmuş oluyor. Neden? Benim çözeltim yüzde kırklık. Bu şekilde hazırladığım çözelti ise yüzde otuz buçukluk. Derişim çoksa donmaya başlama sıcaklığı da daha düşük olur. Bence çok güzel bir soru. Ben yazdım diye söylemiyorum dermişim. Değil mi? 76. Aşağıdaki şekilde katısıyla dengede bulunan x tuzu çözeltisinin üzerine katının tamamı çözünene kadar su eklendiğinde oluşan çözeltinin hacmi v litre oluyor. Yani burada su ekliyorsunuz arkadaşlar bir, bir miktar katı var su ekliyorsunuz. Su, toplam hacim artıyor ve dipteki katı çözülmüş oluyor. Daha sonra çözeltiye aynı sıcaklıkta V litre daha su ekleniyormuş. Çözeltiye siz V litre daha su eklediğiniz zaman yani hacmi iki katını çıkardığınız zaman bu sefer burada çözünecek bir madde yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne olması gerekir? Derişimin azalması gerekir. Bakın şöyle dikkat edin şimdi şuraya. İlk başta benim kattığım su buraya eklenen su. Dipteki katının çözünmesini sağlıyor. Dolayısıyla birinci işlemde Molarite yani derişim ne olmaz arkadaşlar derişim Değişmez diyoruz bakın biz. Derişim değişmez Ama ikinci kısımda Artık dipte katı yok Sadece arkadaşlar su ekliyorum o zaman ikinci kısımda ne olması gerekiyor Derişimin azalması gerekiyor Buna göre çözeltinin özellikleri ile ilgili çizilen grafiklerinden hangileri Doğrudur şeklinde demiş Biraz kocaman bir soru olmuş arkadaşlar bu. Bakalım birinci aralıkta molarite değişmezse o zaman burası yanlış. Değil mi? Molarite değişmezse yoğunluk doğru arkadaşlar. Molarite değişmezse kaynamaya başlama sıcaklığı da değişmez. İkinci aralıkta ne oluyor arkadaşlar? Molarite azalıyor. E, molarite azalıyorsa yoğunluk artar mı? Hayır arkadaşlar artmaz. Yoğunluk eğer azalıyorsa kaynamaya başlama sıcaklığı azalır. Dolayısıyla her iki aralık içinde doğru Şekil nerede gördüğünüz gibi? 3 numarada çizilmiş. Cevabımız yalnız 3. Ve geldik 77. sorumuza. Herhalde son sorumuz arkadaşlar. Bundan sonra da kazanım kavrama testlerimiz var. Bu kazanım kavrama testlerini de mutlaka çözün. Milletin Bakanlığı yayınladığı testler, videolar arkadaşlar ben kanalımda var. Çözmüştüm, buraya da yüklemiştim. Size çok faydalı olacağını, sınava yönelik çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videoları beğenmenizi, destek için yorum yazmanızı da şöyle böylece bir hatırlatmış olalım. Bakalım şimdi. 1 mol şeker 1 litre suda çözünmüş. 1,5 mol şeker 2 litre suda çözünmüş. Şimdi arkadaşlar, 1 litrede 1 çözünmüş, 2 litrede 1,5 çözünmüş. O zaman bunun 1 litresinde ne kadar çözünmüş olur? 0,75. Ne diyorum o zaman ben? A'nın derişimi B'nin derişiminden daha büyüktür. Bakın, A'nın derişimi B'den daha büyüktür. O zaman diyor ki yoğunluk ve kaynamaya başlama sıcaklıkları niceliklerin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar A'nın derişimi büyükse yoğunluğu da o zaman A'nın daha büyük olması gerekiyor. A'nın derişimi büyükse birim hacimdeki tanecik sayısı daha büyükse o zaman kaynaması başlama sıcaklığında ne olması gerekiyor? Daha büyük olması gerekiyor. A seçeneğinde verildiği gibi. Canlar kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.